İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir konuyla yapım ekleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Bakıyoruz yapım ekleri, yapım eki nedir? Üzerine getirilen kökten ya da sözcükten yeni bir kelime oluşturan ve anlamı değiştiren eklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Yapım ekleri diyoruz. Evet. Yapım eki almış kelimelere ne diyoruz? Türemiş kelime diyoruz. Ya da diğer bir ismiyle gövde diye, diye de adlandıranlar var arkadaşlar. Şimdi bu yapım eklerimizin işlevlerine görevlerine bir bakalım arkadaşlar. İsimden isim yapan yapım ekleri yani ne demek? İsim köklerine ya da gövdelerine gelerek isimden tekrar yeni bir isim oluşturan eklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Yapım ekleri diyoruz. Evet en fazla kullanılanlardan başlayalım arkadaşlar. Lık. Evet bu kırmızı harflerle yazdığımız e, yerler Değişebilir. Yani lık, lik, luk, lük diye değişik gösterebilir. Evet bu kırmızı yazılan yerlere çok dikkat edelim. Çünkü bunlar değişebiliyor. Tuz, luk, insan, lık, zeytin, lik, kömür, lük. Devam ediyoruz. Diğer önemli bir ekimiz arkadaşlar cı. Bu da cı, 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 cı çı, 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 çı olarak kullanılabiliyor. Evet genellikle meslek isimleri yapıyor arkadaşlar. Sanatçı. Çiçekçi. Gözcü gibi. Evet. Diğer bir ekimiz lı, li, lu, lü arkadaşlar. Örnek. Nişanlı. Renkli. Görgülü. Huylu. Gibi. Evet. Çok kullanılan bir yapım ekimiz. Sı, sis, susuz. Sus, olumsuzluk eki gibi kullanılıyor arkadaşlar. Evsiz. Parasız. Huysuz. Öksüz. Öksüz de annesiz demek arkadaşlar. Evet. Diğer bir ekimiz cıl, cil, cıl, cıl. cıl değişebiliyor. Örnek evcil, otçul, bencil. Evet. Bir başka ekimiz cık ya da cik değişebiliyor arkadaşlar. Arpacık, kulakçık, kitapçık gibi. Evet taş, deş, taş, deş ekimiz var. Örnek meslek taş, arkadaş, sesteş. Bir de karındaş var arkadaşlar. Kardeş deniliyor ama karındaş bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. İnci, ıncı anlamında yapım ekimiz var. Üçüncü, birinci, beşinci örneklerimizi çoğaltabiliriz. Evet. ımsı imsi, imsi yapım ekimiz var. Acımsı, ekşimsi gibi. Sal ekimiz var. Çok kullanışlı bir ek değil arkadaşlar ama örnek veriyoruz. Kumsal, evrensel, toplumsal diye kullanılıyor ama pek sevilmiyor. ıt diye bir e, İsimden isim yapan ekimiz var arkadaşlar. Yaşıt. Bir de tı diye isimden isim yapan ekimiz var. Horultu, cıvıltı, gürültü devam ediyor. Evet. Diğer yapım eklerimiz ise isimden fiil yapan yapım ekleri. Evet arkadaşlar, isimden fiil yapan yapım ekleri çok önemli. Bunun için şöyle bir tüyö verebiliriz. Genelde L harfi ile başlıyor bu isimden fiil yapanlar. Bakalım. La. L olarak da kullanılabiliyor. Örnek: Başla. Suçla, terle, sula. Evet. Al eki. Ünlüsü değişebilir. Azal, çoğal, düzel. Sadece le sesimiz var arkadaşlar. Doğrul, sivril. A ekimiz var. İsimden fiil yapan. Kanmaktan kanamak. Yaştan yaşamak. Türden türemek. Boştan boşamak gibi arkadaşlar. Da ekimiz var. Ünlüsü değişebiliyor. Fısılda, horulda, gürülde, fıkırda. At örneğimiz var. Et olarak da kullanılabiliyor. Yönet, gözet. S ekimiz var. Bu da önemli arkadaşlar. Önemse, Garipse, önemsemek, garim, garipsemek gibi. Kır var. Ünlüsü değişebilir. Fışkır, Haykır. Lan eki var. Çok önemli arkadaşlar. La artı ne sesini oluşturulmuş. Evlen, bağlan çok önemli arkadaşlar. Dikkat edelim. Laş da aynı şekilde. La ile artı şe'nin birleşimiyle oluşmuş. Çok önemli bir yapım eki arkadaşlar. İsimleri fiil yapıyor. Şaka, laş, dert, leş, çocuk, laş gibi. Diğer bir ekimiz ar arkadaşlar. Bu da çok önemli isimden fiil yapıyor. Genelde renklerle kullanılıyor. Morar, karar, kararmak derken A ünlüsü düşüyor. Dikkat edelim. Yaştan yaşarmak gibi. Devam yani ediyoruz. Evet. Diğer önemli bir yapım ekimiz fiilden isim yapan ekler. Yapım ekleri arkadaşlar. Fiilden isim yapan yapım eklerimiz bir aylı fazla. Ama hepsine yer vereceğiz. Önce çok kullanılanlara bakalım. Kı, ki, ku, gü, kı, ki, ku, olarak kullanılabiliyor. Zaten kırmızı yazmışım. Dikkat edin. Vergi, sevgi, askı, örgü, bilgi, sergi. Evet. Diğer bir önemli ekimiz ı arkadaşlar. Bu ı yapım ekimiz bu ı yapım ekimizi ismin i haliyle yani belirtme haliyle kesinlikle ne yapmıyoruz? Karıştırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü o çekimek olur. Yazmaktan yazı, doğmaktan doğu, batmaktan batı, gezmekten gezi, tartmaktan tartı, vermekten veri. Evet. Ucu ekimiz var. Bunu da cı ile karıştırmıyoruz arkadaşlar. Filden ismi yapıyor. Icı, yırtıcı, saat ucu, yap ucu, geç ucu, kur ucu. Evet arkadaşlar. Gın ekimiz var. Bu da bir aile kullanılıyor. Salgın, kızgın, bilgin, durgun, salgın gibi arkadaşlar. İmekimizde kullanılıyor. Seçmekten seçim, üretmekten üretim, bölmekten bölüm, çözmekten çözüm, vermekten verim gibi. C ekimiz var arkadaşlar. Fiilden isim yapan. Düşünmekten düşünce, eğlenmekten eğlence. Evet. Ecek ekimiz var. Bu ecek ekine çok dikkat ediyoruz çocuklar. Gele, e, arkadaşlar Gelecek zaman ekiyle kesinlikle karıştırmıyoruz. Çünkü gelecek zaman eki zaman eki aynı zamanda çekim eki arkadaşlar. Buradaki ecek ise yapım eki anlamı değiştiriyor. Kelimeyi türemiş yapıyor. Buna dikkat ediyoruz. Giyecek, yakacak, açacak arkadaşlar. Diğer bir ekimiz ak. Yatmaktan yatak, kaçmaktan kaçak, durmaktan durak, kürekten kürek, küreden kürek arkadaşlar. E düşmüş. Bir diğer ekimiz KG diye değişiklik gösterebiliyor. Bilge, bölge, süpürge arkadaşlar. Kan ekimizde kullanılabilir. Çalış, kan, unut, kan, çekin, gen gibi. Evet. Gıç ekimiz var. Bu da kullanılıyor. Fazla olmasa da bilgiç, dalgıç, başlangıç. Evet. ilk ekimiz var. Bu da kullanışı bir ek. Kesmekten kesik, açmaktan açık, göçmekten göçük, kırmaktan kırık, çıkma maktan çıkık gibi arkadaşlar Un ekimiz var yığ yığmaktan yığın akmaktan akın tütten tütün ekten ekin gibi arkadaşlar Un diye bir ekimiz var ünlüler girebilir araya gülmekten gülünç basmaktan basınç ıntı inti ekimizde kullanılan bir yapım ek arkadaşlar esmekten esinti çıkmaktan çıkıntı dökmekten döküntü gibi arkadaşlar. Er ekimiz var. Bunu geniş zaman ekiyle kesinlikle karıştırmıyoruz. Geniş zaman eki arkadaşlar çekim eki ama buradaki ir yapım eki. Buna dikkat edelim. Gelmekten gelir, gitmekten gider, okumaktan okur arkadaşlar. Maca kullanılabilir. Bulmaca, kesmece, gülmece arkadaşlar. Sel eki e, kullanılan bir ek. Görmekten görsel, uymaktan uysal, işitmekten işitsel arkadaşlar. Anak enek ekimizde kullanılabilir. Gelmekten gelenek, görmekten görenek, olmaktan olanak, seçmekten seçenek gibi arkadaşlar. Iş, iş ekimiz kullanılabilir. Dikmekten dikiş, yürümekten yürüyüş. It, it diye yapım ekimiz var. Geçmekten geçit, yakmaktan yakıt, ölçmekten ölçüt arkadaşlar ma ekimiz var. Bu ma ekine çok dikkat ediyoruz. Bu ma eki arkadaşlar fiilleri isim yapıyor. Bir de bizim olumsuzluk ekimiz var arkadaşlar. Olumsuzluk ekiyle kesinlikle karıştırmıyoruz. Şöyle ayırabiliriz. Bu yapım ekimiz üzerine vurguyu alır. Şöyle dondur ma. Danış ma. Ama olumsuzluk ekimiz üzerine kesinlikle vurguyu almaz. Koş ma. Dikkat edin. Ma üzerinde vurgu yok. Vurgu nerede? Koş ma. Kork ma. Olumsuzluk ekinde vurgu bir önceki heceye kayarken yapım eki olan ma da ma'nın üzerindedir arkadaşlar. Dondur ma. Danış ma. Konuş ma gibi arkadaşlar. Evet makmek eki de kalıcı isimler yapabilir arkadaşlar. Çakmak, ekmek gibi. T ekimiz var. T olarak da kullanılabilir. Belir, t, Kızartı. Evet arkadaşlar. Son yapım ekimiz neymiş arkadaşlar? Fiilden. Fiil yapan yapım ekleri. Bunlar da kullanılıyor arkadaşlar. Ala ele diye kullanılabilir. Kovala. itele gibi. Dır çok kullanılır arkadaşlar. Fiil çatılarında kullanılır. Bu çatı ekleri de aynı zamanda yapım ekidir. Yazdır. Açtır. Bıktır. Sor dur gibi. Evet T de çat ek kullanılır. Yürüden yürüt, anladan anlat, ağladan ağlat. Evet. R eki de arkadaşlar kopmaktan koparmak, çıkmaktan çıkarmak, uçmaktan uçurmak, düşmekten düşürmek. Ama bunu geniş zaman eki ile kesinlikle karıştırmıyoruz. Geniş zaman ekimiz çekim ekimiz bu ise yapım ekimiz arkadaşlar. Ul ekimiz var arkadaşlar. Atmaktan atıl, yazmaktan yazıl, çözmekten çözül, sormaktan sorul. Bu da çatı eki, çatı eki arkadaşlar. Edilgen filmlerde çokça karşımıza çıkar. Kesinlikle yapım eki olarak değerlendiriliyor. Ün da arkadaşlar çatı eki olarak kullanılabilir. Ama yapım ekidir. Taradan taran, yıkadan yıkan, silmekten silin, almaktan alın gibi. Evet, ı ekimiz var. Bu çok önemli. Karıştırmıyoruz arkadaşlar. Kazmaktan kazımak, sürmekten sürmek olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Son ekimiz ise ımsa imse diye kullanılabilir. Anımsa gülümse. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Türkçe Atalyem kanalıma, YouTube kanalıma abone abone olmayı, bildirimler açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.